Bölüm 9'un yeni fragmanı geldi. Birileri Mandalorian'ın ilk 30 dakikasını izledi. Yorumları nasıl mı? Sorduğumuz soruyla bu sefer Galaksi'nin sinir listini resmen çileden çıkardık. Bütün bunlar ve daha fazlası için Galaksi'nin sesine başlıyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars video podcast'inin 40. bölümüne hoş geldiniz. Ben Niko Fenerli, yanımda dostum Ateş Çetin. Selamlar. Ve Oğuzhan Aslan var. Herkese merhaba. Bize YouTube, iTunes ve Castbox'tan abone olabilirsiniz. Hakkımızdaki en son gelişmeleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi e-mail veya ilgili platformun yorum alanından bize iletebilirsiniz. Bu hafta fragmanı beklerken bir takım gelişmeler oldu. İsterseniz ilk gelişmeden başlayalım. Evet Niko, hemen başlayalım. Fragman sonunda geliyor. Evet, muhtemelen siz bu yayını izlediğiniz, dinlediğiniz zaman fragmanı da izlemiş olacaksınız. Biz bu kaydı yaparken fragmanı da henüz izlememiş olacağız. Ve bizler de sizler gibi ilk defa bu fragmanı izliyor olacağız. Her zaman olduğu gibi bir Galaksinin Sesi klasiği olarak bizler üçümüz fragmanın detaylı analiz videosunu sizlerle paylaşıyor olacağız ve bunu da çok kısa zamanda yapıyor olacağız, değil mi arkadaşlar? Bunun sözünü verebiliriz bu platformda. Kesinlikle. Bunun sözünü veriyoruz. Fragman analizini kesinlikle yapacağız ve bu seferki fragman daha konuyu anlatacak, konuyu içerecek bir fragman olacağı için, teaser yani kısa fragman olmayacağı için, daha fazla teorilerle geliyor olacağız. Aynen öyle. Bakalım, dört gözle merakla bekliyoruz. Bölüm 9'dan devam edelim. Bugüne kadar bir sürü bölümümüzde bölüm 9'un kapanışının nasıl olacağına dair yapım ekibinden pek çok kişinin yorumlarına yer vermiştik. Filmin yönetmeni J.J. Abrams da bununla ilgili olarak Entertainment League diye son bir yorumda bulunmuş. Peki ne demiş? Gelin bir bakalım. Beni en çok korkutan şey bir filmi sonlandırmaktır. Hele söz konusu Skywalker efsanesi olunca bunu hem duygusal, hem anlamlı, hem de mümkün olduğunca çok soruyu cevaplayacak şekilde yapmak gerekiyor. Yani bundan yıllar sonra birisi bu filmlerin 9'unu birden izlediğinde mümkün olduğunca birbirine bağlı filmler olarak algılamalı. Bu filmin üçlemedeki son halkı olduğunun ve izleyeni tatmin etmesi gerektiğinin farkındayız. Yani özetle diyor ki, biz elimizden geldiğince hayranları memnun edeceğini düşündüğümüz bir final kurguladık. Ama bana öyle geliyor ki çok ama çok sıra dışı bir şey yapılmadığı sürece hayranlar hiçbir zaman mutlu olamayacak. Sıra dışı derken ne kastediyorum? Mesela 30. bölümümüzde bahsettiğimiz Rey'in aslında Shmi Skywalker olduğu teorisindeki gibi bir şey. Bölüm 9 ile ilgili bir diğer teori ve konuşulan konu da hayranlar arasında Reylo olarak bilinen Kylo ile Rey arasındaki romantik ilişki. Entertainment Weekly'de yine Daisy Ridley bir röportaj veriyor ve orada bu konuya değiniyor. JJ'in bu konuyu kesinlikle atlamayacağını, bir şekilde yöneteceğini bildiriyor. Diğer bütün önceki filmlerde, üçlemelerde önemli karakterler arasında romantik ilişkiler olduğunu belirtmiş. Han Solo'yla Leia, Anakin'le Padme arasında. Bu filmde de bu konu bir şekilde çözülecek ve yönetilecek diyor ama daha fazla detayı da vermiyor. Hep beraber göreceğiz. Bu haftaki bölüm 9 haberlerini burada noktalayıp geçelim Mandalorian'a. Mandalorian'la ilgili de geçtiğimiz günler oldukça aktif geçti haber manasında. Şöyle ki, ilk detay, Mandalorian serisinin yayın takvimi belli oldu. Disney bunu paylaştı. Hepimizin bildiği üzere ilk bölüm 12 Kasım tarihinde Disney Plus platformu üzerinden izleyicilerle buluşuyor olacak. Takiben bölüm 2 15 Kasım, bölüm 3 22 Kasım, bölüm 4 29 Kasım, bölüm 5 6 Aralık, bölüm 6 13 Aralık, bölüm 7 18 Aralık ve bölüm 8 27 Aralık olacak şekilde duyuruldu. Bir diğer gelişme Mandalorian ile ilgili ise 19 Ekim tarihinde Disney bir basın toplantısı, bir basın etkinliği gerçekleştirdi Amerika'da. Bu etkinliğe basın mensupları katıldı ve ilk 3 bölümden olduğu söylenen yarım saatlik bir içerik paylaşıldı gazetecilerle. Ancak paylaşılan içeriğin herhangi bir sıralamaya tabi olmaksızın bu 3 bölümden rastgele içerikler olduğu söyleniyor. Gazetecilerin attıkları tweetlere bakılacak olursa gazeteciler gerçekten çok beğenmişler. Bu seriye ciddi para harcandığı noktasında bir fikir birliği var. Filmlerden herhangi bir farkı olmadığını ve bazı merak edilen sorulara ve herhangi bir Star Wars filminde görmediğimiz bir takım detayları bu seride, dizide görebileceğimizi söylemişler. Siz gördünüz mü arkadaşlar tweetleri? Baktınız mı bilmiyorum ama bayağı ümit vaat ediyor açıkçası. Benim gördüğüm tweetler arasında da bu
dizinin orijinal üçlemeye en yakın içeriğe sahip olduğu ve oldukça karanlık bir hava taşıdığı belirtilmişti. Bu da benim merakımı biraz daha körüklüyor açıkçası. Fazla da bir süre kalmadı. Kasım'da bunu bir şekilde göreceğiz. Evet. Disney Plus ile ilgili bir gelişme yok değil mi Niko? Türkiye'de faaliyetiyle alakalı. Senin aldığın bir duyum var mı? Benim bildiğim kadarıyla henüz Türkiye ile ilgili bir şey yok. Yine 2020'nin sonuna kadar bir hedef var tüm Avrupa ülkeleri için. Bunda bir değişen bir bilgi ben bir yerde görmedim. Ateş sende var mı abi? Ben de duymadım. Ben de duymadım. Ne tesadüf. Disney Plus'ta yayınlanacak bir diğer dizi olan Cassian Andor dizisine gelelim. Neredeyse bütün hayranların beğenisini kazanan Rogue One filmindeki ana karakterlerden biri olan Cassian Andor'un hikayelerini anlatan bir dizi bildiğiniz gibi yolda ve yapım ekibi de yavaş yavaş oluşmaya başladı. Son haberimiz oyun dünyasından. Bir ay kadar sonra bir sürede Jedi Fallen Order oyunu piyasaya çıkacak. Ama IGN'in bazı editörleri oyunu bir ay önceden oynama şansı elde ettiler. Bir takım bulgular, bir takım özlemlerini internette paylaştılar. Şöyle hızlıca bunlara bir değinecek olursak, toplamda 5 gezegen var ve çok fazla gizli alan var. Bu gizli alanları irdeleyerek, araştırarak ekstra puan kazanıyorsunuz ve yetenek kazanıyorsunuz. Oyun kesinlikle lineer değil ama tam olarak açık dünya da değil. Değişik noktalara ilerleyebiliyorsunuz. Dövüş mekaniği çok hoşlarına gitmiş. Özellikle yaratık ve robotlarda kol ve bacak koparma şansınız var. Ama insanlarda ve son tupurlarda bu biraz kontrol edilmiş. Çok fazla şiddet üyesi içermesin diye muhtemelen. Son nokta ise çok fazla bulmaca içeriyor olması. İlerledikçe değişik bulmacalar çözmeniz gerekiyor. Olumlu karşılanmış bu. Çok sıkıcı, çok zor bulmacalar olduğunda bazen zorlayıcı olabiliyor ama şu anda IGN editörleri oyun için çok olumlu konuştular, onu söyleyebiliriz. Bulmaca olayını şeyden de aşinayız, oyun severler bilir. Star Wars oyunu değil günün sonunda ama Assassin's Creed serisini oynayanlar bilir. O da çok bulmacalı bir oyundu ve oyun severlerin büyük ilgisini toplamıştı. Bu bulmaca hadisesinin Yıldız Savaşları evreniyle birleştirdiğimiz zaman bence ortaya çok enteresan bir şey çıkacak. Ben de bu oyunu merakla bekliyorum. Bakalım. Bu oyun daha çıkmadan ve çıktıktan sonra da Force Unleashed oyunuyla kıyaslanacak gibi geliyor bana. Aynı fikirdeyim. Özellikle oynanış tarzı açısından diyorsun değil mi Ateş? Evet. Oyun çıktıktan sonra bir oynanış videosu çeker miyiz? Çekelim abi. Ya bu konuda bir uzmanlığımız yok. Oyun oynarken video çekmek, onu yayınlamak konusunda öyle hiç o noktada uzman olduğumuzu söyleyemeyiz ama bir deneriz ya. En azından deneriz, evet, aynen öyle. Yaparız ya. Yaparız. Ve bu haftada Galaksinin Sinirlisi sevgili Oytun Kökkaya Star Wars evrenindeki detayları irdelemek için yeniden bizlerle. Bu haftaki sorumuz şöyle. Oytun, hani bölüm 8'de minik sevimli bir sahne vardı. Hani iki geminin birbiriyle çarpıştığı. Hani Hyperspace Ram olarak adlandırılan o ufak sahne. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Tek bir sahne kendinden önce gelen 6 filmi birden bitirebilir mi? Tek bir sahne koca bir galaksideki tüm karakterleri gerizekalı konumuna sokabilir mi? Tek bir sahne koca bir endüstriye gereksiz hale getirebilir mi? Episode 8'i seyretmeden önce buna olur mu canım derdim. Ama artık bu soruların ortak tek bir cevabı var. Hyperspace Ram. Amiral Ackbar'ın perde arkasında öldürüldüğü, Yoda'nın geyenekleri bir kenara atıp lightning attığı, 45 dakikalık dolgu sahnenin olduğu, Luke Skywalker'ın ki çocukları katledip Jedi Order'ı yok eden Darth Vader'de bile iyilik bulmuş olan Luke'tan bahsediyorum, kendi öz yeğenini bir gün karanlık tarafa düşebilir diye uykusunda kesmeye çalıştığı bir filmde bu sahne kesinlikle en kabul edilemez olanıydı. Videonun açıklama kısmında Radus'un ve Supremacy'nin Star Wars Wiki sayfalarını bulabilirsiniz. Gemilerin büyüklüklerinden yaklaşık olarak kütlelerini hesaplayabiliriz. Supremacy yaklaşık olarak Radus'un 250-280 katı bir kütleye sahip. Yani bir Supremacy yapıncaya kadar 250 tane Radus yapabilirsiniz yaklaşık olarak. Peki bu ne demek? Böyle bir şey mümkünse daha önce neden yapmadılar? Kimler mi? Mesela Count Dooku. Munificent sınıfı yıldız fırkateynleri ile Venator'un kütlelerinin oranları yaklaşık 1'e 2. Yani aynı mantıkla düşünecek olursak birkaç droidin kontrol ettiği bir Munificent bir Venator'u Hyperspace Ram ederse onu tamamen yok edebilir. Hatta şarapnel etkisiyle bir Venator filosunu bile yok edebilir. Oysa normalde 4 Munificent bile bir Venator'u indirememektedir. 1'e 1 oranda bile CIS klon savaşlarını günler içinde kazanabilirdi.
1139 kişilik minimum mürettebatı olan gemiyi Amiral Holdo Kadıköy Pendik minibüsü kullanır gibi çevirebildiğine göre 1-2 astromek droidin kontrol ettiği Koreli'nin korvetler yıldız destroyerlerini yok edebilir de. Peki ya eski Sith'ler? Böyle bir şey mümkün olsa onlar yapmaktan çekinir miydi? Ancak yıldız savaşlarından kendi hikayesine göre bu imkansız. Gravity Well olarak adlandırılan bir kütle alanı olan hiçbir yerde hyperspace'e giremezsiniz. Tabii Gravity Well'ın oluşturulmasının nedeni hem gezegenlerin ve yıldızların kendi kütle çekimleri hem de yıldız gemilerinin oluşturduğu kendi kütle çekimleri. Shadows of the Empire kitabında bir sahnede Millennium Falcon'u Interdictor Cruiser olmadan yüzlerce ufak gemiyle çevreleyip hyperspace'e geçmesini engellemişlerdi. Duyduğum bir söylentiye göre, arkadaşlar bu söylentinin doğru olup olmadığını siz teyit edersiniz. Rian Johnson bu sahneyi önerdiğinde Disney'de çalışan Star Wars uzmanlarına böyle bir sahnenin lore'a uygun olup olmadığını sormuş. Onlar da uygun demiş. Umarım doğru değildir. Star Wars lore'unu bildiğini iddia eden ve bundan para kazanan birisinin bunun bütün filmleri bir anda sildiğini fark edemeyecek olmasını anlayamıyorum. Böyle bir şeyin varlığı uzay gemisi yapan Quad Drivers gibi şirketlerin gemilerini kimseye satamayacağı manasına gelir. Zira 100 kat ufak bir gemiyle patlatılabilirler. Peki ne olacak? Umarım bu kötü bir rüyadır. Değilse aynı Terminator ve Terminator 2 Judgment Day'den sonra çekilen bütün filmlerin ve dizilerin kanondan çıkarıldığı gibi bu yeni üstlemeyi de kanondan çıkarmak Star Wars evrenini kurtarmanın tek yolu gibi gözüküyor. Galaksinin sinirlisine çok teşekkür ediyoruz fikirlerinden ötürü. Bazı fikirlerim var. Bir kere kanondan çıkarmak çok mümkün bir şey değilmiş gibi geliyor şu anda. Bir filmi olduğu gibi yok saymak pek mümkün değil. En azından Lucasfilm için. Öte yandan Star Wars'u çok böyle bilimsel gerçeklere dayandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Star Trek gibi değil. Lütfen Star Trek hayranları yanlış anlamasınlar ama Star Trek bir bilim kurgu temeli üzerine dayanan bir film. Star Wars daha çok fantastik bir film. Onun için bazı işte Gravity Well gibi bir takım gerçeklere dayandırmak veya bu olgulara dayandırmak veya işte ne bileyim romandan Millennium Falcon'la ilgili verdiği örnek zaten şu anda Legends sayılan bir içerik. Canon değil. Ona dayandırmak çok doğru değil ve tabii ki Pablo Hidalgo'ya ve Leigh Lynch'e sorulmuştur bu senaryoya girmeden önce. Onlar da uygun görmüşlerdi. Yani bilmiyorum ben o kadar takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Nico ben de senin aynı fikirdeyim bu noktada. Yani Yıldız Savaşları'nın Star Trek'e kıyasla bir fantastik eser olması ve hani fizik kurallarına çok da fazla takılınmaması gerektiği taraftarıyım ben. Görsel olarak Hyperspace Ram bence gayet güzeldi. Benim de hoşuma gitti yani açıkçası. Ya, fizik kuralları yok tamam okey belirlenmiş bir işte nasıl diyeceğiz ground rules yani sonuçta varsayımlar var o evren için. Onları kırmayı düşünmüş olabilirler ama görsel olarak gerçekten güzel bir görüntü sunuyordu o sahne. Beyler aslında oldukça tartışmaya açık bir noktaya varmış bulunuyoruz. Bu noktada dinleyicilerimize de danışalım, onların da görüşlerini alalım. Siz bu Hyperspace Ram sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizce ne kadar etkileyiciydi ya da ne kadar olması gerekiyordu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet, bu konuyu da nihayete erdirdiğimize göre bölümümüzü de sonlandırabiliriz. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer hala abone olmadıysanız hakikaten çok büyük ayıp ediyorsunuz. Şimdi bir 5 saniyelik es veriyorum. Bu 5 saniyelik es müddetince lütfen abone olun. Şimdi bir de hazır o çana da tıklayın lütfen. Bildirimleri de aktif hale getirin. YouTube haricinde Apple iTunes platformunda ve CastBox platformundan da bizi takip edebilirsiniz içeriklerimizi. Aynı zamanda Facebook ve Instagram hesaplarımız da aktif durumda. Bizimle alakalı son gelişmeleri bu platformlar üzerinden de takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bölüm 9 fragmanı çıkmış olacak siz bunu dinlediğiniz zaman ve biz de bir sonraki bölümümüzde detaylı fragman analiziyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bir sonraki yayına kadar güç sizinle olsun. Güç sizinle olsun. Güç sizinle olsun. Biliyorsunuz bir ay sonra kadar bir süre... Biliyorsunuz bir ay sonra kadar bir sürede... Bir ay kadar sonra bir sürede. Bir ay kadar sonra. Türkiye'nin ilk ve tek video Star Wars video... Man, başlamadım. Gülme tamam.